Selamlar, tekrardan hoş geldiniz. Evet, şimdi ufak ufak konuşmaya geçtik. 2006 Türkçe Öğretim Programı konuşma kazanımlarına değineceğiz. Biraz daha hız, hızlı ilerleyelim. Konuşma kazanımlarında konuşma kurallarını uygulama amacına yöneltecek kazanımlara bakacağız. Burada da yine işte konuşmaya uygun ifadelerle başlama, uygun hitap ifadeleri kullanma veya bulunduğu ortama uygun bir konuşma tutumu gerçekleştirme, uygun ifadelerle bitirme gibi kazanımlar veya konuşmada nezaket kurallarına uyma. Gibi ifadeler konuşma kuralları olarak e, kazanım e, olmasa da kuramsal olarak da karşımıza özellikle gelebilir standart Türkçe ile konuşma e, kültür dili dediğimiz işte İstanbul ağzı dediğimiz artık ne denirse standart Türkçe ile konuşma veya Türkçe'nin kurallarına uygun cümleler kurma. E, yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin yerine Türkçelerinin kullanılması bizim güncel programımızda da olan veya e, konuşma hızı, akıcılığı gibi iyi bir konuşma sesinde olması gereken özellikler de yine konuşma kurallarıyla ilişkili. Olayların, bilgilerin sırayla e, veya tekrara düşmeden e, sebep-sonuç, amaç-sonuç ilişkileri kurarak konuşulması gibi başlıklarda konuşma kurallarına uygulamak da yer alır. Biz de kazanım olarak yer aldığı için özellikle tabii ki ses yok ama bizim kazanımızda beden dilini etkin kullanır, konuşma kazanımlarımız arasında yer alır. Sesini etkin kullanmada tabii ki işte işitilebilir bir ses, Nefes ayarlama veya işte kelimelerin doğru telaffuzu gereksiz işte parazit sesler dediğimiz şey gibi ifadelerin çıkarılmaması veya vurgu tonlama duraklama gibi bize ayrıca evet konuşma değerlendirme formunda da yer alan kesinlikle bizde de zaten ee, direkt kazanım olarak olmasa da değil mi? 2022'de konuşma becerisi değerlendirme formu o da aşağıda var yine bu programdan alınma kesinlikle. Veya sesin yapmacıktan taklit ve özentiden uzak olması yani konuşma sesinin doğallık dediğimiz iyi bir konuşma sesinin özelliklerinden bir tanesi. İşte vurgu tonlama, duraklama yine sesle ilgili parça üstü birimler. Veya beden dili bizde de jest ve mimikler çünkü bizim konuşmada beden dilini etkili kullanır kazanımın altında hiçbir ifade yok. Ama bunun dışında işte neler gelebilir diye jest ve mimik gelebilir. Bunun dışında yine göz teması karşımıza gelebilir bu kazanım altında özellikle beden dilini etkili kullanma. Ya da canlandırmalarda sesini varlık ve kahramanları çağrıştıracak şekilde kullanma. Sesle ilgili olanlar da şunlar. Yıldızladıklarım beden diliyle. Bunun dışında 2019 Türkçe öğretim programında beden dilini etkili kullanır Kazanım altında göz teması veya jest ve mimikler dışında başka tabii ki işte beden dili dediğimiz zaman Tabii ki duruşumuz değil mi? Özellikle seçim dönemindeyiz. Politikacıların konuşmalarını da görüyorsunuzdur. Beden dilinin işte el kol kullanımının nasıl olduğunu ya da mesela işte e, kılı kıyafetle bile değil mi e, verilen sözsüz mesajlar var. İşte kolların mesela kıvrık olması değil mi? Hani çalışıyoruz, şimdi biz işimizdeyiz, gücümüzdeyiz, uğraşıyoruz mesajı veren beden diliyle ilgili. Bunun dışında duruş Kendinden emin işte e, dik bir duruşun olması. Mesela böyle de gelebilir. Beden dilini öğrencinin de etkin kullanması. Çünkü beden dilimi dik bir duruş sergilediğim zaman konuşmam da o oranda etkileyici olur. E, ya da konuşmamda verdiğim bilgiler benim özgüvenli bir duruş. Duruş diyelim buraya duruş. Dik veya özgüvenli duruş diyebilir. E, kazanımı karşılayacak ifade olarak. Yine... Tabii ki işte kılık kıyafetimizle ilgili verdiğimiz mesaj. Bunlar da beden dilini etkili kullanır kazanımı ile ilgili ekstra karşımıza gelebilecek unsurlar. Göz temasına Aman diyelim dikkat 2022 sorusunda da ne diyordu? işte sevincin heyecanın gözlerindeki ışıktan gözlerinden hissediliyordu şeklinde yine bunun karşılığını konuşmada 2022'de de sormuştu. Ee, sözlü mesajlar olarak da karşımıza gelebilir. İşte bir diğer unsur hazırlıklı konuşma yapar kazanımımız da var bizim güncel programımızda. Hazırlıklı konuşmalar yapar kazanımın altında tamam açıklamalar var. Prova yapılması ne bileyim konuşmanın sunumun işte görsel işitsel materyallerle işte iliş, şey, desteklenmesi veya mantıksal bir bütünlük içinde sunulması. Onun dışında hazırlıklı konuşmalarda araştırma olur konuşma metni olur. Ee, ana fikir etrafında bir planlama, planlama diye bir gelebilir, planlar ifadesi. Ana fikri yardımcı fikirlerle destekleme, konunun özelliğine uygun düşünceyi geliştirme yollarını kullanma, atasözü, deyim, söz sanatlarını kullanarak anlatımı zenginleştirme. Bunlar tabii ki sadece hazırlıklı konuşma olduğu için değil ama mesela sadece hazırlıklı konuşmada olan konuşmasını sunarken görsel işsel materyalleri farklı iletişim araçlarını kullanma, konuşma öncesinde konuyla ilgili açıklamalar yapma, ee, bu da yine mesela hazırlıklı olduğunu gösteren unsurlardan bir tanesidir. Çünkü konuşma akışını mesela konumu hazırladım. Nerede neye değineceğimi, konumla ilgili çeşitli araştırmalarım varsa bunları nerede neyi ele alacağımı, nelere değineceğimi ee, söylemem. Veya konuşma sırasında sorular varsa açık yeterli doğru cevaplar verme. Yani konuşma öncesinde benim ne yapmam gerekir? Dinleyicilerden gelecek soruları. Tahmin etme, soruları tahmin etme ki konuşma sırasında da bunlara yeterli cevaplar verebileyim. Dikkati dağıtacak ayrıntılara girmekten kaçınır. Konuşmasını belirlenen süre, yine bakın hazırlıklı konuşma konuşmanın içeriği süreye uygun şekilde oluşturulmalıdır. Burada tabii ki belirlenen süreye uygun şekilde konuşma yapılır. Teşekkür cümleleriyle sona tonerleme, bir de burada konuşma yöntem tekniklerini kullanır. Yani bizdeki konuşma stratejilerini kullanır. Kazanımına benzer yöntem teknikler. O zaman konuşma metni hazırlama, araştırma yapma, görsel işitsel materyaller veya işte e, konuşma öncesinde dinleyicilerin sorularını tahmin etme e, gibi unsurlar varsa veya işte konuşma konusu ile ilgili açıklamalar yapma konuşmanın akışı ile ilgili işte e, açıklamalar yapma o zaman burada hazırlık konuşmaya fark kazanımı ile ilişkilendirebileceğimiz bizim güncel programla ilişkilendirebileceğimiz ifadeler var değerlendirme yine tabii ki yapılandırcı e, yaklaşımda olmaz olmaz ses ve beden diline etkili kullanılması sunum içerik ile anlatım ki bunlarla ilgili forma birazdan bakacağız hem de çünkü 2022'de soruldu dinleme alışkanlığı edinme varsa tabii ki konuşma alışkanlığı edinme de var. İşte kişilerin tabii ki öğrencilerin duygu, düşünce, hayal ve izlenimlerini ifade etmesi veya anlamadıklarını, merak ettiklerini sorması, sorunlarına konuşarak çözümler aramaları veya yeni öğrendiği kelime, kavram, atasözlerini, deyimleri konuşmalarında kullanması şeklinde karşımıza geliyor. Şimdi 2018 Türkçe AVT'de e çıkmış eski programa yönelik olan e, kazanım konuşma amacına ulaşma mı? E, burada yok Nuray hocam. E, burada çünkü neler var konuşmanın işte içerik boyutu dil ve anlatım boyutu sunum tekniği e, boyutu sesini ve beden dilini etkili kullanma boyutu var ama e, konuşma amacına ulaşma durumuna değerlendirme yok eee o Firdevs Güneş'te tekniklere yönelik konuşma amacı belirler de yok. Mesela hani konuşmasına bir amaç belirler. Onunla ilişkili olmadığı için onun değerlendirme kısmında yok. Yazmada da öyle tabii işte e, dil ve anlatım e, veya noktalama gibi neler yer yani, sorunlar var. 2018 sorumuzu çözelim o zaman. Bir metin üzerinden öğrencinin dikkat etmediği tazanım Evet, tebrik ediyorum. Evet, A seçeneği doğru cevabımız. Metni incelediğimiz zaman öğrenci standart Türkçe ile konuşmuş. Yani burada az özelliği gösterecek. Değil mi? Yerel bir söyleyiş yok. Konuşmasına uygun hitap ifadesiyle tabii ki başlamış arkadaşlarına konuşma yapmış sevgili arkadaşlar merhaba demiş uygundur hani e, kime konuşma yapıyorsa ona uygun bir hitap kullanma olayları bilgileri sıraya koyarak anlatır kronolojik sıra gibi düşünebiliriz bunu evet öğrencinin baktığımız zaman işte demiş ki e, işte kalkar kalkmaz kahvaltı yaptım, sonra masayı topladım, kahvaltılıkları buzdolabına yerleştirdim, daha sonra bulaşıkları bulaşık makinesine yerleştirdim. Tam da olayların oluş sırasına uygun şekilde anlatmış. Sebep-sonuç ilişkileri kurar demiş Burada da neden sonuç cümleleri bulmam gerekiyor zaten bu nedenle kahvaltının en önemli önü bu nedenle hiç aksatmam gece geç yaptığım için neden sonuç ilişkileri de kurmuş ama öğrenci tekrara düşmüş maalesef ee, neler söylemiş baktığımız zaman tekrara düşmek konuşmanın akıcılığını olumsuz bir yönde etkileyen bir unsurdur ve burada öğrencinin de sürekli işte annem de kahvaltının en önemli öğün olduğunu söyler bence de kahvaltı günün en önemli öğünüdür gibi tekrarları görüyoruz bunun yerine işte hani kahvaltı ve en önemli öğün bunun yerine işte annem de kahvaltının en önemli öğün olduğunu söyler ben de öyle olduğunu düşünürüm diyebilirdi. <laughs> bizim güncel programımız bu soru kalıbına çok uygun değil niye çünkü çok fazla konuşma kazanımımız yok biliyorsunuz bir tanesi zaten anlamamız mümkün değil İşte 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 beden dilini etkili kullanır çok fazla kazanımımız yok o yüzden ÖSYM bu sene onun da çaresini buldu nasıl sordu? Öğretmenin dönütleri üzerinden sordu. Ceylan hocam, bilmiyorum ki yani yanlış yapan da tabii ki çıka biliyor. Daha önce çözdüğümüzde çıkmış sorulara yanlış yapanlar çıkıyordu. Güzel, rahat bulduysan sevindim. Şimdi işte 2022 sorusunun çıktığı ve 2006 Türkçe öğretim programında yer alan konuşma becerisi değerlendirme formuna bakacağız. Bu form aslında neyle ilişkili? Doğrudan kazanımlarla ilişkili. Çünkü kazanımlar genellikle burada var gördüğümüz kazanımlar. Ama ne yapmış bir konuşma becerisinde neler değerlendirilmeli? Ona yönelik üç başlığa ayırmış. Dil ve anlatım, içerik, sunum boyutlarından ele almış. Baktığımız zaman burada sunum boyutu aslında rahatlıkla çıkarılabilir ama dil ve anlatım içerik e, ifadelerine baktığımız zaman bir ayrım yapalım. Dil ve anlatıma bakıyorum. İşitilebilir bir ses tonu, standart Türkçe, kelimelerin telaffuzu, kelimelerin anlamına uygun kullanılması, dil bilgisi kurallarına uygun cümleler. Güven verici, açık anlaşılır ve konuya hakim bir şekilde konuşma, yani konuşma tarzı, konuşmasında uygun yerlerde vurgu, tonlama, duraklama, jest ve mimikler. Baktığımız zaman, bunları şöyle bir çerçevede topladığımız zaman, mesela kodlamak için... E aslında değerlendirme formundaki her bir maddeye ne dersiniz böyle genel böyle bir çıkarım yapacağımız zaman hani sınıf böyle sınıflandırmalarda hani bir kodlama yaparız ya böyle işte buradaki kazanımlar şunun gibi ya da şöyle çağrıştırıyor ya da buna benziyor dediğimiz dil ve anlatım boyutu. Akıcı konuşma, konuşmanın akıcılığıyla ilişkili, kesinlikle konuşmanın akıcılığıyla ilişkilendirebileceğimiz unsurlar var. Veya konuşmanın değil mi açıklığıyla ilişkilendirilebileceğim, işte açık anlaşılır şekilde konuşmak veya doğru telaffuz konuşmanın yine açıklığıyla ilişkili. İşte standart Türkçe değil mi açıklıkla ilişkili. i̇şitilebilir bir ses tonu, işitilebilirlik veya kelimeleri anlama bağlama uygun kullanma, dil bilgisi kurallarına uygun cümleler kurma, e, vurgu tonlama, konuşmada vurgu tonlama, duraklamada yine e, tabii ki akıcılığı, açıklığı, nasıl anlatıyor, dil ve anlatım biraz daha böyle konuşma hisini. Ee, öğrencinin yaparken nasıl anlatılıyor yani ses tonu işte standart Türkçe burası biraz daha evet, nasıl anlatıyor konuşma sırası gibi sanki üslubu açıklık akıcılık e, işitilebilirlik iyi bir ses e, sesin özellikleri başlığı altında görmüşsünüzdür bunları bükümlülük değil mi hoşa giderlik gibi unsurlar vardı aslında buradaki unsurlar evet dil ve anlatım boyutu anlatma yani o konuşmanın gerçekleşmesi sırasında gözlemleyebileceğim ve kişinin tabii ki yaptığı konuşmayı etkileyecek istilabilirlik açıklığı akıcılığı etkileyebilecek bütün unsurlar var. Bu kısmı böyle kodlayabilirsiniz öğretmenlerim. Ama içerik boyutuna bir de bakalım. Konuşması konuya, amaca, tür ve seviyeye uygun mu? Olaylar, bilgiler sıraya konularak anlatıldı mı? Konuşma bütünlük ve tutarlılık içinde sürdürüldü mü? Ana fikir ve duyguyu, e, ana duyguyu yardımcı fikir ve yardımcı duygularla destekledi mi? Deyim, atasözü, özdeyiş, alıntı ve örneklerle zenginleştirildi mi? Konuşma günlük günlük hayatla, günlük yaşamla ilişkilendirildi mi? şeklinde. Burada da içerik boyutu deyince sanki konuşmanın hani yazılı bir metin hazırlıyor gibi düşünelim hani hazırlıklı konuşma olsun değil mi? Hazırlıklı konuşma metnini hazırlarken buradakiler de sanki böyle metnin içeriği doldurmak, zenginleştirmek, metnin tutarlılığı, hani metinsellik ölçütleri gibi. İşte ne var? Olayların, bilgilerin kronolojik sıraya uygun olması, bütünlük ve tutarlılık veya e, işte konuşmanın belirlediği konuya, amaca, türe seviyeye uygunluğu sanki tam böyle bir okumadaki metinsellik ölçütlerini çağrıştırır gibi ya da ana fikir ve duygu işte ana fikri yardımcı fikirlerle destekleme işte içerik boyutunu zenginleştirme ile ilişkili e, ya da deyim, atasözü, özdeyiş, alıntı veya örneklerle ya da günlük yaşamdan alınan e, işte durumlarla ilişkilendirme. İçerik boyutu da sanki işte hazırlıklı konuşma yapar gibi yani o konuşma metnini oluşturduğumda sanki nelere dikkat etmem gerekiyor? O metin neleri taşımak e, zorunda? O metinde neler var? E, içerik nasıl zenginleştirilebilir? Bununla ilgili maddeler olduğunu görürüz. Sunum boyutu birazcık daha rahat. Sunum boyutu, e, sunum boyutu konuşmanın verilen sürede tamamlanması süre, sunum süresi diye kodlayabiliriz. Konuşması sunumu sırasında ölçülü ve rahat mıydı? Ya da sunum yine görsel, işitsel sunu diye kodlayabiliriz. Görsel, görsel, işitsel sunular yeterince yararlandı mı? Veya konuşması boyunca nezaket kurallarına uydu mu? Burada da konuşmasını sunarken süre, işte tavır, e, nezaket, ölçülük, sunum, aynen sunumun nasıl olduğu yani tavrı, süresi veya hazırladığı materyaller bununla ilişkili doğrudan gözlemleyebileceğimiz maddeler olarak görebiliriz sunun boyutu çok daha rahat kodlanabilir düzeyde. Belki şu biraz daha, bunu da yine sunumu dediğim gibi görsel, işitsel sunu diye kodlarsanız sunu sunum diye aklınıza kalıcı olabilir. Evet, o biraz daha sanki içeriği çağrıştırır gibi duruyor, ama dediğim gibi bu da sunumu sırasında Hani kimileri çıkar e, kendi konuşur sadece öyle sunar konuşmasını, kimisi e, sunumunu e, araçlarla gereçlerle görsel işitsel materyallerle destekler, bu da sunu ifadesiyle kodlayabilirsiniz bu boyutları. 2022 sorusudur ve gördüğünüz gibi yine 2006 Türkçe öğretim programından gelmiştir. O zaman birlikte e, 2021'de öncelikle değerlendirme üzerinden gelen, sonra da 22'de gelen sorularımızı birlikte çözelim. Haydi bakalım. 21-22 neredeyse üst üste e, sorulmuş. Anketi kapatıyorum. Son işaretlemeleri alalım. Evet, 2021'de ilk kez bu geldi. İlk bakışta tabii ki biraz zor gibi olsa da kaynağını bilince daha kolay. Bakalım anlattıklarının birbiriyle tutarlı olmasına dikkat etti mi? Şimdi gördüğümüz formlarda tutarlılık hangi başlık altındaydı? Dil ve anlatım mı? içerik mi? Sunum mu? Ne dersiniz? Bir hatırlayalım. Tutarlılık. Ne demiştik? Tutarlılık. Sanki böyle metinsellik ölçütleri gibi ve konuşma metni gibi düşündüğümüz zaman içerik boyutundaydı değil mi? Doğru. İçeriğe yönelik tutarlılık gördüm. Mantıksal bütünlük, tutarlılık bu içerik boyutu. Konuşmasını uygun materyallerle destekledi mi? Materyaller ne dersiniz? Bu hangi boyutla ilişkili? Heh, materyal diye gizlemiş değil mi? Görsel, işitsel, sunu demiştik. Sunum boyutuyla ilişkili. Ee, tanıttığı değerin kavram alana uygun kelimeler kullandı mı? Mesela bunu biraz değiştirmiş ama şunu söylemek istiyor. Konuya ve bağlama uygun kelimeler kullanma. Bu hangi boyuttaydı? Bu kelime ve... Yani kelimeleri anlamına uygun kullanma gibi, değil mi? alanında bağlama uygun kelimeler kullanma, dil ve anlatımla ilişkiliydi. Nasıl bir dil seçti? Kullandığı kelimeler anlatımı. Mimiklerini ifade ettiği kelime ve cümleyi uygun kullandı mı? Jest ve mimikler, beden dili hangi boyuttaydı? Beden dili. Dil ve anlatım mı, içerik mi, sunum mu? Beden dili. Evet, bu da dil ve anlatım sunum boyutunda ne vardı? Tavır vardı. Nezaketle konuştu mu? Konuşmasını ya da süre vardı, konuşma süresi. Değil mi? Ya da materyaller vardı sunum boyutunda. Ama e, beden diliyle destekleme, dil ve anlatım boyutu konuşma e, esnasında. Ama karşısındakilerin empati kurarak dinlemesine yönelik çaba gösterdi mi? konuşmacı empatik dinleyicinin empati kurarak dinlemesine yönelik tabii ki çaba göstermez. Böyle bir yükümlülüğü yok. Empatik dinlemeyi yapması gereken kişi dinleyicidir. Buna yönelik çaba göstermez konuşmacının böyle bir çabası, yükümlülüğü yoktur. Böyle bir şey gözlemlenemez. Ama baktığımız zaman hani bu maddeleri mesela e, tanıyan bu maddeleri formda 2006 yine Türkçe öğretim programında gören bir kişi bu soruyu çok daha rahat çözmüştür. Ha, e seçeneği biraz daha tabii ki kendini yine hissettiriyor. Hani A Türk niye konuşmacı çaba göstersin gibi ama yine de rahat e, çözülebilir bu maddelerin ilişkili olduğu kaynak e, bilinince. Haydi bir de 22 sorusu. Artık burada neredeyse doğrudan açıkça sormuş 21'de e, ge, yani 21'de vermiş sinyalleri ama burada artık tamamen neredeyse bilgi sorusu düzeyinde evet şöyle anketi size yansıttım ders e, notlarının şey mi e, kamp programındaki pdf'ler mi hocam eğitmenler kısmında vardı galiba bir dakika hemen bir bakalım arkadaşlar açıklama yapmıştım Bugün gruba yazdım lan. Şuradan bulayım size de ileteyim ama. Öğrenci paneli kısmına girip oradan dersler kısmına giriyorsunuz. En sonda eğitmen slaytları var oradanmış Beyza hocam. Rica ederim. Evet şöyle sonuçları paylaştım bakalım maddelere. Konuşması konuyla uygunluk taşıyordu. Konuşma metninin konuya e, uygunluğu Amaca, türe, uygunluğu ifadesi altında nerede geçiyordu? E, dil ve anlatım, içerik, sunum. Haydi birlikte bulmaya çalışalım. Konuşmanın konuya, türe, amaca uygun gerçekleştirilmesi. İçerik mi, dil anlatım mı? Hatta sunum boyutu da değil, değil mi? Onu rahat sunumda 4-5 madde var. Bu nerede yer alıyordu? Evet içerik boyutunda yer alıyordu. Konuşmasında ana fikir belirgin olarak yer aldı. Mesela bunu şöyle kodlayabilirsiniz, ana fikir konu gibi kodlayabilirsiniz yine. Ana fikrin belirgin olması, ana fikrin yardımcı fikirlerle desteklenmesi, ifadeleri. Yani sanki bir konuşma metni e, oluşturulması, o metnin içerik içeriğinin doldurulması, zenginleştirilmesi gibi söylemiştik. Günlük hayatla ilişkilendirme ya da konuşmasını deyimlerle, atasözleriyle, özdeyişlerle, örneklerle zenginleştirmesi, içeriği zenginleştirme, adı altına değil mi? İçerik boyutundaydı. Güven verici, açık anlaşılır konuyu hakim bir şekilde konuştu. <laughs> Burada artık nasıl konuştu? Nasıl bir anlatımı vardı? güven verici, açık, anlaşılır, konuya hakim bir şekilde e, konuştu. Değil mi? Dil ve anlatım boyutuyla ilişkili. Şimdi mesela şöyle kodlayabilirsiniz. Beden dilinin konuşmalarımızla beden dilinin ilişkili olma, şey uygun olması, beden dilimizin güven verici olması, işte anlatımımızın açık anlaşılır olması, anlatım. Şuradan da kodlayabilirsiniz ya da bu maddeyi. Hani anlatım özellikleri diye bir konumuz vardı ya hatırlarsınız mesela duruluk, açıklık, akıcılık, yalınlık, anlatım özellikleri de metin metnin anlatım özellikleri hatırlarsınız. Özgünlük, özdülük, yalınlık, e, hatta Türkçe testlerinde olur. E, paragraf testlerinde anlatımla ilgili. Bunun gibi kodlayabilirsiniz. Açıklık, anlaşılırlık, anlatım özellikleri diye. Dil ve anlatım boyutu. Konuşmasında gereksiz bilgi ve açıklamalara girerek konuyu dağıtmadı. Gereksiz bilgi yine konuşmasının, değil mi? İçeriğiyle ilgili içerikte gereksiz bilgiler yer almıyordu. İçerikle ilişkili. Gereksiz bilgiler olmayacak içeriğimde ana fikri yardımcı fikirlerle destekleyeceğim, günlük hayatla ilişkilendireceğim, atasözleri özdeyişler, örneklerle zenginleştireceğim, konuyla uygunluk taşıyacak, konuya uygun olacak, bunun gibi ifadeleri veya tutarlı olacak, bunun gibi ifadeler içerikte yer alırken bu seçerek D seçeneği ise dil ve anlatım. Anlatımın açıklık, anlaşılırlık, akıcılık, duruluk, yalınlık özelliği üzerinden de kodlayabilirsiniz veya nasıl anlattı güven verici bir şekilde anlattı diye ve kodlama yapabilirsiniz evet bir konuşma sorusu eskilerden tabii ki gerçi bir yöntem sorusu ama bakalım birlikte bu soruya da göz atarak okuma yöntemini kullanacaklarını söyleyen bir öğretmenin ilk yönlendirme cümlesi göz atma hangisi olmalıdır göz atarak okuma neydi amacını hatırlayalım metnin ana hatlarıyla ayrıntılara girmeden kavranması uygulanış biçimine düşünün bakalım <laughs> Yeni soruları görünce gitgide eski sorulara baktıktan sonra İnsan öyle söylüyor her seferinde. Gitgide zorlaşıyor tabii. Uzun uzun sorular. <laughs> Bir de şey olmaya başladı tabii. 2022 ile birlikte o alan eğitimi soruları hani artık alan sınavında da süreyle de hani başa çıkma. Kesinlikle. <laughs> Evet ama o zaman da kesinlikle daha ezber düzeyi yorum yapma imkanı yok kesinlikle. Evet bakalım çok güzel. D seçeneği metnin başlığı ve görsellerini inceleyiniz olacak burada. Göz atarak okumada çünkü neye bakılır? Biçimsel özelliklere bakılır. Biçimsel özellikler işte başlığı görsellere bakılır. Daha sonra veya bunun dışında neler yapılabiliyordu? göz atarak okumada başlık, görseller hariç Her paragrafın, metnin her paragrafının ilk cümlesini okuyarak metnin türü hakkında yani genel bir tür hani burada e, özel türleri düşünmeyelim. Sadece üst başlık olarak bilgilendirici metin veya hikaye edici metin ayrımı bu kadar yoksa hani tamamen okumadan e, alt türleri bulmak zor ama genel anlamda hemen bakıyorum ilk paragraf, paragrafların ilk cümlelerini okuyarak metnin türü hakkında bilgi edinme bilgi edinme bunun dışında ya da işte e, ana hatların tabii ki kavramarak metnin hızlıca hızlıca metnin ana fikrine konusuna ulaşma. Ne hakkında bu metin? da bu metnin ana fikri nedir diyerek göz atarak okuma yöntemi bu şekilde kullanılır. Amacı da ana hatlarıyla e, metnin ana fikrine ulaşmak, detaylara e, girilmeden. <laughs> Şimdi maalesef sorular zorlaştığı için bu şekilde okumayı da Bitirelim. Belki yazma kalır dersimizi uzatmayalım. Sonra neyse yazmada iyi olur. Yazma sonra da yazarlık programı kazanımları. <laughs> Büşra hocam tarihe bakarsan daha kötü nesiller de var. Tabii ki hani kastettiğini anladım ama neler neler görmüş nesiller var. Atom bom bombalarının arasında kalmış nesiller var. Tabii ki şey e, <laughs> anlıyorum ben senin demek istediğini tabii ki gerçekten e, çok zor zamanlar olağanüstü durumlar yaşadık ama <laughs> bizim de tövbe estağfurullah aynen öyle değil mi? E, o kaldı Allah korusun ne bileyim savaş vesaire en azından hani e, görmedik de gerçekten bir o kaldı Allah esirgesin. Haydi bir de okuma kazanımlarını hızlıca bitirelim. Okuma kazanımlarında da yine her beceride olduğu gibi okuma kurallarını uygulama var. Okumada da sesli okuma için dinleyici mekana göre sesini ayarlama, sesli okuma, nefesi kontrol etme okumada. Akıcı biçimde okuma önemli. Niye? Bizde okumada üst başlık akıcı okuma akıcı biçimde okumada noktalama işaretlerinin işlevlerine dikkat edilir. Bizdeki neye benziyor bu kazanımı evirmişler. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur kazanımına çevirmişler. Akıcı biçimde okumada kelimeleri doğru telaffuz etme sesli okumayla sözün ezgisine dikkat ederek okur, vurgu, tonlama, duraklama, ulama burada konuşma unsurlarını görüyoruz vurgu tonlama duraklama ulama ama tabii ki hepsi yine sesli okuma çünkü sesli okumada da konuşma organları aracılığıyla gerçekleşiyordu konuşma merkeziyle bir de demiş ki kısaltmaların okunuşunda Türk alfabesindeki okunuşuna uyulur diye böyle de bir detay vermiş okuma yöntem teknikleri. Yöntem tekniklerin, stratejilerin kullanılması hep işte dinleme kuralları, konuşma kuralları, okuma kuralları yani kuralları uygulama başlığı altında görüyoruz. Evet, sesli okuma üzerinde özellikle çok durmuş. doğru telaffuz, sözlüğün ezgisi, sesini etkin kullanma şeklinde. Okuduğu metni anlama ve çözümleme başlığı altında yer alan özellikle altında açıklama bulunan kazanımlara dikkat edelim. Anahtar kelimeleri belirler kazanımına özellikle dikkat etmek istiyorum. Çünkü anahtar kelime yerine sınavda da kullanılabilecek güzel bir ifade var. Der ki öğretmen öğrencilerinden okuduklarından çağrışım açık konunun anlaşılmasına yardımcı olan hatırlamayı kolaylaştıran kelimeleri ...belirlemelerini istemiştir. O zaman diyeceğiz ki... ...öğretmen okuma metnindeki... ...anahtar kelimeleri... ...belirlemelerini istemiştir. Özellikle işaretleyerek okumayla... ...daha çok e, ilişkilendirilebilir... ...bir de anahtar kelimeleri belirleme. Ha, şunu atladım, pardon. Metnin bağlamından hareketle ...kelime ve kelime gruplarının anlamını... ...tahmin eder. Evet, aynı bizdeki gibi... ...tahminlerin kontrolü var... ...sözünü kullanma... Okuma sonrasında o arada tahmin ediyorum çıkarıyorum daha sonra da tahminimi kontrol ediyorum bir de burada gerçek mecaz terim anlam eski programımızda yine bu kazanım altında e, e, dinlemede de eş seslilik zıt ses eş anlam zıt anlam eş seslilik yakın anlamlılık gibi anlam ilişkileri vardı gördüğünüz gibi okumada da gerçek ve mecazı da vererek söz varlığını e, bu başlık altında e, bizdeki söz varlığını bir de tabii ki 5. sınıf anlamada yer alan gerçek mecaz terim anlam kelimeleri toplamış. Konu belirleme, ana fikir belirleme, yardımcı fikir belirleme yine bizde de olan kazanımlar burada da var. Metni anlama çözümleme ile ilişkili. Anlatımın kimin ağzından yapıldığını belirler. Birinci, üçüncü şahıs anlatıcıyı belirleme bizde şu an okumada hangi kazanımda var? ...metnin anlatıcısını bulma. ...ne dersiniz... ...metni yani yazarın bakış açısı... ...metni yorumlar kazanımı mı... ...anlatıcı nerede geçiyordu... ...bir hatırlayalım... ...gözünüzden hep kaçabileceğini... ...tahmin ettim... Heh, ...seçenek alalım... <laughs> Heh, ...şahıs ve varlık kadrosunun da... ...bulunduğu... ...hikaye unsurları... Gözden kaçıyor her zaman bunlara dikkat hikaye unsurları deyince hemen hepimizin hakkını ezberledik değil mi? Şahıs varlık kadrosu geliyor ee, mekan geliyor zaman geliyor ee, veya olay geliyor bir de onun sonunda ne geçer? Anlatıcı aman diyelim dikkat edelim yanına yazalım 2019'dan hikaye unsurları kazanımı altında diyelim metnin hikaye unsurlarını belirlerdi düzgün yazılmende. Belirler kazanımı altında anlatıcı belirleme. Aman diyelim dikkat buna dikkat. Burada bir de tabii ki hikaye unsurlarını belirleme var. Bunlarla ilgili hikaye unsurları ile ilgili tabii ki farklı detayları belirleme de var. Mesela şahıs ve varlık kadrosuyla hayali röportaj yapma burada bununla ilgili bir etkinlik olarak verilmiş. Şahıs ve varlıkların karakter özellikleri bunlarla ilgili unsurlar da değil. mesela işte şahıs ve karakter varlık tabii ki hikaye unsurları. Bunların karakter özellikleri, fiziksel özellikleri dediğim. Kurgu metinde geçen kahramanlardan bazıları çıkarılırsa nasıl sonuçlar doğabileceği. Bu da arkadaşlar çocuk edebiyatında görmüşsünüzdür değil mi? Yan karakter, ana karakter, yardımcı karakter gibi. Burada da aslında şahıs ve varlık kadrosunda kimin metne, olaya nasıl bir etkisi, müdahalesi olduğuyla ilişkili bir tartışma, güzel etkinlik örnekleri bunlar. Hikayedeki unsurlar da birbirleriyle ilişkileri gösterilir. Burada da tabii ki işte yer zaman olayın birbiriyle ilişkisi şeklinde bu etkinliklere aman diyelim dikkat. Evet gö geldik gözümüzün nuru örtülü anlama. Örtülü anlamda etkinlik olarak gelebilir, dinlemede de gelebilir. Yani bunu dinleme de yapabilir der ki öğrenciler işte öğrencilerin dinledikleri metinde işte Mehmet Akif Ersoy'un Allah bir daha bu millete istiklal marşı yazdırmasının ifadesinden bir daha milletimiz bağımsızlık savaşı vermek zorunda kalmasın, aynı zor günler yaşanmasın yargılarına ulaşmaları sağlanmıştır ya da işte yargılarına öğrenciler ulaşmıştır açıkça verilmeyen bu kazanıma aman diyelim dikkat özner nesnel yargılar bizde şu anda böyle bir kazanım yok çıkarımlarda bulunur kazanımı altında yer alır özner nesnel yargıların tespit edilmesi bir de metni yorumlar başlığı altında özner nesnel yaklaşım başlığı altında bir de yaklaşım olarak ele alınır ee, özellikle e, metin türleriyle ilişkili kendi cümleleriyle kronolojik sıra e, Hangisi hocam şey mi? Öznel Nesnel mi? Bizde ee, biz de okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur kazanım altında. Bulunur da yer alır. Bir de metni yorumlarda e, öznel nesnel yaklaşım olarak yer alır orada. Yaklaşım. Evet, özetleme ifadesi yerine kendi cümlelerinizle kronolojik sıra ve mantık akışı içinde metni anlatınız diyebilir. Burada değişik bir etkinlik uygulanmış. Öğrencilerin e, anlatılanları resim olarak çizmeleri, sonra da bu resimleri metindeki kronolojik sıraya uygun olarak film şeridi haline getirmeleri, özetlemeyi biz hep yazarak ve konuşarak ele alıyoruz. Burada özetlemeyi ne yapmış? Zihinde canlandırma ile birleştirerek resim haline getirmeleri. E, istenmiş arkadaşlar zihinde canlandırmaya e, benzer burada hani olayları ayrıntıları zihnimde canlanıyor sonra da onu resme döküyorum betimle betimliyorum zihinde canlananları betimleme benzer diyelim buradaki film şeridi oluşturma resim çizme anlatanları dinleme de vardı değil mi zihinde canlandırma betimleme Hı hı. özetleme kazanımı altında bu. Şuradaki resimleme için yazdım Büşra hocam hani bu bu, bu örnek ona benziyor. Dinlemedeki zihinde canlanma, canlandırma ve betimleme yapma diye Tomkins'in stratejileri altında görmüştük bunları. Zihinde canlandırma hani hayalinde sanki böyle anlatılanları hani kendin aslında canlandırma, hayal etme onu. Daha sonra bunları öğrencilerin resim şeklinde ifade etmesi, betimlemesi ya da anlatması ya da canlandırması şeklinde. Veya karışık olarak verilen metnin bölümlerini kronolojik sıraya uygun olarak düzenlemesi, daha sonra özetleme yapması şeklinde bu başlık altında da etkinlikler verilmiş. Şuna dikkat, metnin türüyle ilgili özellikleri kavrar başlığı altında alan eğitiminde bu sene yer alan bir ifade var. Metin türleri hakkında öğrenciler bilgilendirilir. Metin türüyle anlatım biçimleri, düşünceyi geliştirme yolları, bunların türle ilişkisi, mesela tanımlama dediğimiz düşünceyi geliştirme yolları tabii ki bilgilendirici metinlerde olur. Ne bileyim benzetme ikisinde de olabilir ee, ama işte anlatım biçimleri, betimleme, öyküleme, hikaye hikayetci metinlerdeyken tartışma, e, açıklama, bilgilendirici metinlerde yer alır. Burada da e, 2022 Türkçe ÖABT alan eğitimi e, sorusunda vardı, değil mi? Metinde kelimelerin gerçek mi, mecaz anlamda mı, terim anlamda mı kullanıldığı, metinde kullanılan anlatım biçimleri gibi unsurlar hakkında öğretmen dikkat çekiyordu. Hangi türle ilişki, hangi kazanımla ilişkilidir diye metin e, türlerini ayırt eder kazanımı ile ilişkili sorulmuştu burada mesela bu ifadeye dikkat. Metnin planını kavrar plan dediğim tabii ki işte giriş gelişme sonuç e, serim düğüm çözüm nasıl bir yapısal unsurlukları planı geçiş ve bağlantı ifadeleri Burada çok daha kalabalık bakın ne var ki halbuki fakat ama ancak oysa öte yandan bir de ne göreyim ise gibi kelime ve kelime gruplarının özelliklerine. Bunları ÖSYM'de sordu zıtlık bildiren ifadeler dedi. İşte e, mesela halbuki ama ancak oysa fakat bunlar zıtlık bildiren ifadelerdir dedi. Bunun dışında işte sebep bildiren, açıklama bildiren, özetleyen e, gibi bir sürü etkin e, geçiş ve bağlantı ifadeleri de vardır. E, 2006 Türkçe Öğretim Programı'nda Beyza Hocam, Ben Atayım gruptan programı da ama etkinliklerin adının ezberlemene gerek yok adını hiç ezberleme hatta gerek yok yani zihnini onlarla doldurma. Ama etkinlikler burada bizim yukarıda var. Bir önceki derste çözdük zaten. İlk o programdan aldım ben de kazanımları. Evet. Şu anda bizim programımızda bazı kazanımların tabii bu kazanımın altında olmayan ifadeler de burada var. E, olmasa da ölse yeme sorabiliyor buna da dikkat. Yani illa programdakilerle sınırlı değil. E, bu nedenle ve e, e, V'nin olduğu yazma sorusu değil mi? Kevser Hocam'la da programlar kapında konuşmuşsunuz. E, geçiş ve bağlantı ifadesi ne bu nedenle ne de V mesela geçiş ve bağlantı ifadeleri olduğu halde e, bunlar e, tabii ki e, bu kazanıma ulaştırır. Önemli olan uygun bir şekilde kullanması, uygun yanında kullanması. Söz sanatlarında söz sanatları kazanımını görüyoruz. Burada bizde olmayan bir şey daha var. Mecaz, mecazı mürsel. Ee, bunun dışında benzetmek, işleştirme, konuşturma, abartma bizde var. Düşünceyi geliştirme yolları bizde her sınıf seviyesinde olmasa da 7 ve 8'de var. Metine ilişkin karşılaştırmalar yapar, metinler arasında karşılaştırmalar yapar kazanımının yerinde. Kendisini şahıs ve varlık kadrosunun yerine koyarak olayları, duygu, düşünce, hayalleri, yolunlar dinlemede de vardı değil mi? Aynı şekilde. Ee, hikayenin konusuna canlandırdığı şahıs veya varlığın özelliğine uygun kostüm giyerek sınıf ortamında kendi bakış açısından hikayeyi anlatır. Bu bizdeki hangi kazanım demek değildir? canlandırır dinlemede. Aman diyelim. Burada da zaten canlandırma yok. Öğre öğrenci kendisi hikayeyi kendi bakış açısıyla anlatacak. Canlandırmada kendi yorumunu katmaz o yüzden bu kazanımın etkinliğine dikkat dinlediklerini, izlediklerini, dinlediği, izlediği hikaye edici metinleri canlandırır. Mesela bunu dinlemede de vardı ya, dinlemeye uyarlar. Der ki öğrenciler beğendikleri hikayedeki şahıs veya varlık kadrosundan birinin yerine kendisini koyar. Hikayenin konusuna canlandırdığı şahıs ve varlığın özelliğine uygun kostüm gerek sınıf ortamında kendi bakış açısından hikayeyi anlatır. Bu demek değildir canlandırma. Çünkü canlandırmada kişisel bakış açısı yorum yoktur. Ona dikkat. Bunun dışında metinde ortaya kalan sorunlara farklı çözümler üretir. Şu an bizde de var. Ben olsaydım ifadesiyle çözüm aranır. O zaman bizde de bu kazanıma yönelik ben olsaydım ifadesiyle bir etkinlik verilebilir. Okumada da yine dinlemede olduğu gibi tahminlerde bulunma, kurgu yapma e, o, gibi kazanımları görüyoruz. Bunları dinlemede de değindiğimiz için hızlı geçiyorum. Şiir dilinin farklılığı okumada ve dinlemede ortak. Şiirin kendisinde uyandırdığı duygular. İşte okuduklarını diğerinde de dinlediklerini kendi hayatı günlük hayatıyla ilişkilendirir, karşılaştırma. Metinle ilgili görsel öğeleri yorumlar. Dinlemede de değil mi? Dinlemenin şey Dinlenen metnin işte görsel öğeleri, hani yor, e, ilişkilendirme. Metnin başlığı ve içeriği arasındaki ilişkiyi ortaya koyar. Bizdeki dinlemede tutarlılıkla ilişkilendirdiğimiz kazanımdı. Farklı başlıklar bulur. Bizde de e, okuma anlamada yer alan başlık. Metnin yazarı ve şairi hakkında bilgi edinir. Yine dinlemede de vardı. Metin dışına öğrencileri yönlendiren bir kazanım olarak okuduğu metni değerlendirme amacı altında metnin dil ve anlatımı ve içeriğini görüyoruz. Tabii ki konuşmadaki gibi sunum boyutu burada yok. Söz varlığına gelelim. Söz varlığı önemli. Anlam ilişkileri aynı kazanımlardır bu arada ama farklı olan altındaki etkinlikler. Anlam ilişkileri deyince dinlemede eş anlamlılık, zıt anlamlılık, eş vardı. Burada da temel, mecaz, terim anlamlar verilmiş. Yine eş zıt yakın anlam var. Cümlelerde kelimelerin altına hangi anlamlarıyla kullanıldığı yani çok anlamlılık dediğimiz, çok anlamlılık, çok anlamlılık da bu başlık altında. Eşsizlik yine anlam ilişkileri deyince aklımıza gelecek ifadeler. Aynı kavram alanına giren kelimeler sandalye, tabure, oturak, koltuk, kanepe hepsi üzerine oturulan aynı kavram alanına giren kelimeler. Ama aralarında farklılık var. İşte koltuk, kanepe, sandalye, tabure, oturak arasında ortak ve farklı yanları belirlenerek e, tanımlamaları söz varlığını zenginleştirecektir. Yine deyim sözleri kalıp ifadelerin günlük hayatta kullanılması sözlük oluşturulması yeni öğrenilen kelimelerden dinlemedeki gibi söz varlığı başlığı altında yer alan ifadeler. Okuma alışkanlığı kazanma, yine alışkanlık kazanma amacı altında da yer alan ifadeler. Süreli yayınlar, dergiler, gazeteleri takip etmek, kitaplık oluşturma, kütüphaneleri, kitap fuarlarını işte gezme, faydalanma, farklı türlerde metinler okuma, ee, yine şiir dinletilerine tabii ki katılma ya da okuma saati, aileyle okuma saati, beğendiği kısa yazıları ezberleme ee, veya arkadaşlarıyla okudukları ile ilgili düşüncelerini paylaşma, hani okuma etkinlikleri e, şeklinde bir mesela yetişkinlerinde vardır ya üniversitelerin bile kitap kulüpleri. Hani orada herkes aynı kitabı okur. Görüşlerini, e, kitaptan çıkarımlarını, beğendiklerini, beğenmediklerini konuşur. Bunun gibi okuma alışkanlığı kazanımı altında yer alan başlıklarımız var. Bir bakayım kaç tane sorumuz var. Okumada uzun çok soru vardı. İsterseniz burada bırakalım sorulara geçmeyelim. Çünkü uzayacak uzun sorular yani. Burada bırakalım. Çok teşekkür ederim Beyza Hocam. Sağ olasın. Ne güzel dua ettin. Çok teşekkür ederim. Yoruldum biraz. Benim de şeyim düştü. Böyle hızlı da geçmek istemem çok. O yüzden sorular kalsın. Zaten sorularını çözüp yazmaya. Yani bir gün daha koyduğum zaman inşallah bitecek. Yakın zamanda ben size haber vereceğim ilk boşlukta ee, ders ekleteceğim. Kendinize çok iyi bakın. Ben teşekkür ederim katılımınız için. Görüşmek üzere. İyi geceler diliyorum. Hı. Ne demek rica ederim. Sağ olun. Çok iyi geceler diliyorum hepinize.